Selamlar kanalıma, hoş geldiniz. Girişteki inanılmaz eğlenceli müzikten sonra tekrardan sizi bir selamlamak istedim. Çünkü bu robot süpürge videosunu benim kanalıma abone olmayan izleyicileri de izleyeceğini düşünüyorum. Gerçekten akıllı, uygulaması olan, mob özelliği olan bir süpürge inceliyoruz. Honor markasının Choice R1 robot süpürgesini inceleyeceğiz bugün. Yarım akıllı robot süpürge ile de ikisinin bir kıyaslamasını göreceğiz videoda. Yarım akıllı robot süpürge videosunu da buraya bir yere koyarım. Açıldığı zaman biz Covid'dik erkek arkadaşımla. O yüzden de videoyu tamamlayamadım. Dedim ki en azından bir kutu açılışını çekeyim. Sonrasında ürünü biraz da deneyimledikten sonra size anlatayım istedim. O yüzden 2 haftadır ben bu ürünü bir fiil kullanıyorum. Yaşadıklarım, deneyimlediklerim ve bu ürünün özelliklerini biraz konuşalım istiyorum. Ben robot süpürgeyi gerçekten çok istiyordum. Yani evde köpeğim var, büyük de bir köpek ve çok da fazla tüy döküyor. O yüzden hakikaten benim her gün evi süpürmem lazım. Önce dikey şarjlı süpürge aldım ama bir noktadan sonra da her Allah'ın günü kalk onu süpür evin her bir yerini. Birazcık sıkıcı oluyor açıkçası. Robot süpürge acaba tercih edilir mi diye de insan düşünmeden edemiyor. Yarım akıllı robot süpürgeden sonra gerçekten akıllı bir robot süpürgeyi deneyimlemek benim için çok keyifli oldu son 2 haftada. Şimdi birkaç tane belli başlı teknik özellikler var. Yani bizim robot süpürge almadan önce baktığımız şeyler bunlar. Mesela emiş gücü, işte su haznesi, toz haznesi falan gibi. Bunların sayıları önemli. Honor'un 2600 PA'lık bir emiş gücü var. Yani normalde böyle 2400-2500 bandında buluyorsunuz çok pahalı robot süpürgelerde. Honor'un hem uygun fiyatta hem de 2600 PA'lık bir emiş gücüne sahip olması beni açıkçası çok etkiledi. Çünkü ben hakikaten Honor'dan önce epey bir araştırma yaptım. Hangi robot süpürgenin emiş gücü ne kadar, su haznesi ne kadar? Honor'unkiler piyasanın çoğuna göre bir tık daha yüksek. Mesela toz haznesi. Toz haznesi 510 ml. Su haznesi de 300 ml. Şöyle söyleyeyim, 90 metrekare bir evim var aşağı yukarı. Ve yani yarısına falan geldiğinde mop işlemini bitirmiş oluyor. Suyu asla bitmiyor. Süpürgenin pili 1,5 saat boyunca gidiyor ve kesintisiz temizlik yapabiliyor. Zaten benim evim 2+1. Yani o yüzden asla bir şarj bitme durumu yaşamadım bu 2 haftalık süreçte. 4 saatte de şarj oluyor. Beni en çok alan noktalardan bir tanesi çok ince olması. Ürün 7.9 cm yüksekliğinde. Bu gerçekten çok kilit bir nokta. Çünkü yatak altıdır, koltuk altıdır. Bunları girmesi lazım rahat bir şekilde. Yatağın altını ben yükselttirsem mi, yükselttirmesem mi demiştim ama bizim yatağın altından böyle sıyırdı geçti yani. Çok milimetrik bir farkla geçti ama geçti. O yüzden çok rahatladım. Bence robot süpürge alırken en çok dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi robotun yüksekliği. Onunla dikkat edin, evdeki eşyaların da yüksekliğine bir bakın derim. Bir de tabii ki ses meselesi var. 58 ile 70 desibel arasında bir ses çıkartıyor bu cihaz. Jiroskop sensör diye bir şey var bu alette. Şimdi sizin o bildiğiniz mappingi yapmıyor. Tüm eşyanın, tüm ürünlerin böyle sağını solunu köşesini yapmıyor. Ama bulunduğu ortamın haritasını çıkartarak çalışıyor. Gelin bu aletin fiyatına. Kendisi 2900 liraya satışa sunulacak Türkiye'de. Hepsi burada üzerinden satılacak. Oradan zaten inceleyebilirsiniz. Ben aşağı mutlaka linkini de bırakırım. Yani bence 2900 lira çok iyi bir fiyat. Yani 8000 lira falan olmuş robot süpürgeler. Bilmiyorum en son fiyatlarına baktınız mı ama robot süpürgelerin fiyatı epey bir artmış. Şu lastikler, bakın. Şunları görüyor musunuz? Bayağı bir engel aşıyorlar. Böyle gırgır gibi düşünmeyin. Bunun kendi emiş gücü var. Yani bir gırgır görevi yapan bir robot değil. Ve şu kenardaki şeyler, ben hep bunları çok çirkin bulurdum. Ve yani niye bunları koyuyorlar ki robot süpürgeleri diye düşünürdüm ama bu çalıştıktan sonra anladım ki sağda solda köşede kalmış tozları mozları acayip iyi alıyorlar. O yüzden bunlar gerçekten olmazsa olmaz bence bir robot süpürgede. Toz haznesini göstereceğim ama ağzına kadar dolu. Şöyle toz haznesinden ne kadar çok pislik çıktığını da görebilirsiniz. Bir açalım hatta. Şuraya bakın. Bu arada 2 günlük kir. 2 gün önce falan ben bunun içini şöyle güzelce bir temizledim. Şurada da HEPA filtresi var, hatta size onu da göstermek istiyorum. Kapağı açıyorsunuz şuradan. Şöyle kapağını açtığınızda da içinden HEPA filtresi çıkıyor.
Şimdi bu HEPA filtreyi asla yıkamıyorsunuz çünkü bu kağıt bir filtre. Küçük bir fırça çıkıyor kutunun içinden. Oradan direkt aradaki böyle kılları, tozları fıt 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 fırçayla alarak çok rahat bir şekilde temizleyebiliyorsunuz. O fırça hakikaten kullanışlı bir fırça, atmayın bu ne ya diye kutunun içinden çıktığında. Şöyle dışında da bir filtre var. Bunu da gayet rahat böyle fırçayla temizleyebiliyorsunuz. Haznesi oldukça geniş. Benim gibi büyük köpeği olan bir insanın evinin tamamen hani birkaç kere temizlikte bile doldurmayacak kadar geniş bir haznesi var. Böyle sürekli hazneyi boşalt temizle derdi yok. 2-3 günde bir temizlemek de zaten gerekiyor. Bir de şöyle bir mop başlığı var. Bu mop başlığında da işte arkada şöyle cırt cırtlı bir mopumuz var. Bunu çok rahat çıkartıp yıkayıp kurutup tekrar geri takabiliyorsunuz. İçine su koyduğunuz, su haznesinin olduğu bir yer var. İçine bir deterjan bir şey koymadan su koyarak, bu cihazda tavsiye edilmediğini bildiğim için, önce bir süpürtüyorum evi. Süpürttükten sonra mopu takıyorum. Mopla gezerken de sağda solda kalan kılları, tüyleri topluyor. Hemen o mopu tekrar yıkıyorum, kurutuyorum, asıyorum. Benim işime yarıyor. Haznesini temizledikten sonra cihazı çalıştıralım. Hatta uygulamasını size göstermek istiyorum. Ne kadar çok opsiyonu var, uygulamanın içinde ne özellikler var, ona da bir bakalım istiyorum. Son olarak da yarım akıllı robot süpürgemle kendisini kıyaslamak istiyorum. Tamamen geyik amaçlı tabii ki bu arada. Ama bir yan yana ne yapıyorlar, hangisi nerede duruyor, hangisi nereden geçiyor, onu bir görmek istiyorum. Eğleniriz diye düşündüm. Haznemizi boşalttık. Şöyle size de göstereyim. Tık diye takılıyor. Bir de kumandası var. Hani uygulamayı belki kullanmak istemiyorsunuz falan. Burada yön tuşlarıyla robotu yönlendirebiliyorsunuz. Ne kadar güç çalışmasını isterseniz onu ayarlayabiliyorsunuz. Wi-Fi bağlantısını yapabiliyorsunuz. Şarj ünitesine geri dönmesini sağlayabiliyorsunuz. Birkaç modu daha var. Mesela köşeleri temizle diyebiliyorsunuz. Sadece köşelere gidiyor. Ya da belli bir noktayı temizle ve orayı süpür diyebiliyorsunuz. Orada da işte spiral tuşu var, işte kare tuşu var. Onlara bastığınızda istediğiniz işlevi gerçekleştiriyor. Kumandasından daha işe yarayan bir şey varsa o da uygulaması. Şimdi başarıyla bağlandık. Ben bir giriş çıkış yaptığım için bağlantı kopmuş. Tekrardan bağlandım. Robot Cleaner R1 kalsın cihazın ismi. Şimdi bu arada saatlik de ayarlayabiliyorsunuz. Yani şu saatler arasında çık, çalış, temizle, geri gir diye de bir ayarlaması var. Hani böyle her gün işe giden insanlar için bence çok mantıklı. Ben çoğunlukla evde olduğum için çok kullanmadım bu özelliği ama şimdi aklıma geldi, burada da görünce söylemek istedim. Öncelikle ana menüye geldiğimizde makinenin yan fırçası, filtresi, yüzde kaç hani kirli, dolu ya da kullanılmış, değiştirilmeye ne kadar yakın onu görebiliyorsunuz. Cihazın içindeki filtre gibi, fırça gibi şeyler parça olarak satılıyor ve tekrar tekrar alabiliyorsunuz. Onların gitgide eskidiğini size ya da kirlendiğini buradan gösteriyor uygulama. Mesela benim sensörüm %70 olmuş. Niye? Çünkü sensörün üstüne çok yüksek ihtimalle bir leke, bir toz, bir şey geldi. Bezle etrafını sildiğiniz zaman sensörün yüzdesi yükselecektir. Şimdi burada sağdaki butona bastığımızda tüm bu modları buradan seçebiliyorsunuz. İşte kenar temizliği, tam ev temizliği, nokta zikzak, mesela spot spiral temizleme, seçili alan temizliği ve temizlemenin tekrar, yani 5 kere o alanın üstünden geç diyebiliyorsunuz. Burada şöyle güç modları var. İşte sessiz, standart, güçlü, en üst seviye. Programlı temizlik, temizleme raporu var mesela. Hemen bakalım. Kaç dakika temizlik yaptığını gösteren bir rapor kısmı da var. Programlı temizlikte pazartesiden cumaya seçebiliyorsunuz, özel seçebiliyorsunuz. Başlangıç saatini seçiyorsunuz ve güç seviyesini seçiyorsunuz. Her zaman bu günde, bu saatte, şu güç modunda benim evimi temizle kardeşim diyebiliyorsunuz. Şimdi dedim ki şarj ünitene git, şarj ünitesine gidiyor. Şurası. Sana helal olsun be. Charging. Zaten %98 şu an şarj olmasına gerek yoktu da ben size onu göstermek için açtım. Tam ev temizliği istiyorum. Şimdi temizle diyorum ve kendisi geri geliyor. Bu sessiz modu. Bence bu mod kesinlikle en okey mod. Şimdi temizle diyorum ve ben yöneteceğim süpürgeyi. Mesela buraya dön diyorum. Düz git. Şimdi biraz sesleri görelim. En yüksek sesi kesinlikle bence çok fazla. Hani zaten sessiz moddaki temizliğinde kılı tüyü çok rahat bir şekilde alıyor. Onu da söyleyeyim. Ya da böyle evden çıkacaksınız, dışarıdan yönetmek istiyorsunuz süpürgeyi. Zaten burada durumunu da görüyorsunuz. Atıyorum bir şey takıldı mı, etti mi? Ona da bakabiliyorsunuz. Takılmıyorsa bir saat boyunca en üst seviyede mesela çok rahat bir şekilde çalıştırabilirsiniz aleti. Şimdi gitgide artan modların seslerini görelim istiyorum. Mesela şimdi temizle diyelim, sessizde başlasın.
Bu bir tık üstü. Bu da okey bence. Bu biraz fazla. Bu en üst seviye. Bazen şey de yapıyorum mesela, bir odaya kapatıyorum. Fazla ses çıkartmadan evin içinde ben çalışırken rahatsız olmayacağım bir noktaya getirebiliyorum. Bir de mop modunu göstermek istiyorum size. Arada bir derede bile bir sürü kıl toplamış ya. Bu evin var ya, kılı tüyü 5 robot süpürge olsa yetmez yani. Çünkü köpekli evde hiçbir zaman sıfır kılla yaşamanız maalesef mümkün değil. Mopu taktığımda da hemen burada şimdi paspasla diye bir opsiyon çıktı. Hemen algılıyor ve mop modunu alıyor kendini. Mopta da şimdi paspasla diyorum. Çok düşük bunun sesi, yani hiç rahatsız olacağınız bir şey değil. Bunda da düşük su çıkışı, orta ve yüksek su çıkışı diye 3 tane mod var. Benim tercihim genelde düşük oluyor. Ortasında çünkü bir tık böyle su bırakabiliyor etrafta. Ben onu çok sevmiyorum. O yüzden düşük su modu bence en iyisi. Bakın düşük modda yerde hiçbir su kalıntısı bırakmıyor. Pardon. Pardon canım. Sanırım aklımdaki her şey bu. Yani 2 haftalık deneyimlememde gördüğüm şeyler bunlar. Benim için handikap denebilecek tek şey belki bir tık daha düşük sesli olmasını beklerdim. Yani sessiz modu gayet iyi, okey, ama diğer modlarında biraz daha düşük olmasını beklerdim. Ama orada da şöyle bir şey devreye giriyor. Emiş gücü çok yüksek olduğu için cihazın yani ister istemez biraz fazla ses çıkartma durumu var. Hani bu belki ilerleyen zamanlarda bir güncellemeli bir şeyle değişebilirse benim tek eleştirim bu olabilir. Onun dışında 3000 liraya alabileceğiniz şu ekonomide en iyi robot süpürgelerden bence bir tanesi. Ben çok memnunum. Evdeki süpürge yapma oranımı yani %70 falan azalttı. Ben cidden her gün kendi ellerimle evi süpürürken artık 3 günde bir süpürmeye başladım. O açıdan beni çok rahatlattı. Kesinlikle gün içindeki ev uğraşımı azaltan bir makine oldu. Biliyorsunuz benim için bu dünyada 2 tane çok önemli kelime vardır. Fiyat, performans. Bu cihaz kesinlikle bu iki kelimenin de karşılığını veren bir cihaz. Bunun üzerinden bir cihazla devam etmek istedim. Benim küçük Babür'üm. Ah, emektar. Ay bunun üstüne bunu inceleyince biraz komik oluyor. Ama bu benim ilk ve tek robot süpürgemdi 2 hafta öncesine kadar. O yüzden bu emektar benimle her zaman kalacak. Şöyle, video izlemeyenler için daha önceki videoyu hemen akıllı robot süpürgeyle olan ortak özelliklerini söylemek istiyorum. İkisinin de burada gördüğünüz gibi fırçaları var. Haznesi düştü. Bu zaten bir önceki videoda da başıma gelen bir olay. Evet, oturdu. Bakayım. Oturmamış. Hah! Oh be! Yine bir fail queenliğimin tuttuğu bir videoydu yani. Neyse, bir şunun haznesine bakın. Allah aşkına bir de bunun haznesine bakın. Şimdi şöyle kapağını takıyorum. Mesela bu ürünü diğerinden ayıran bir özellik, tutma yeri var. Mesela Honor'da böyle bir şey yok. Burada kendisi bir artı puan kazanıyor. Bu arada bunun mop modu da, yani mopu siz ıslatıyorsunuz. Üstüne yapıştırıyorsunuz, o artık kuruyana kadar süpürüyor gibi bir şeydi. Yani mop modu bunun hakikaten tartışmaya kapalı yani. Hani çok saçma sapan, sadece olsun diye koyulmuş bir şey. İkisini bir yan yana bir görmek istiyorum. Bir de son olarak bir onlara bakalım. Ondan sonra da bu videoyu kapatalım. Yarım akıllı ve de akıllı. Hemen basmak istiyorum. Nereye gidiyorsun? Aha. Robotların savaşı var şu an evde. Bu biraz kaçıyor gibi. Evet, ayrı yolları tercih ettiler. Bak şimdi bu hop geçemedi. Bu tabii cayır cayır geçiyor buralardan. Bu şöyle ikiye katlanmış olan bir kilimin üstünden çok rahat bir şekilde geçiyor yani bu arada. Şu kalınlıktaki bir şeyin de üstüne çıkıyor. Sana helal olsun be. Sen akıllı bir robotsun. Hello darkness my old friend. I've come to talk with you again. Yine kah güldüğümüz, kah düşündüğümüz, kah üzüldüğümüz bu küçük yarım akıllı robot süpürgeme
bir video oldu. Sonuç olarak görüşlerim bu şekilde cihazla ilgili. Bunların hepsi samimi ve gerçek yorumlarım bu arada. Bir fiyat performans süpürgesi arıyorsanız, ya gidip de 5000 lira 10.000 lira para vermek istemiyorum, bir tık uygun fiyatlı kalsın diyorsanız ve gerçekten de işini güzel yapsın diyorsanız bence çok iyi ürün. Girin bakın, inceleyin mutlaka. Aşağıya linkini bırakacağım. Emiş gücüdür, su tankıdır, bilmem nesidir. Orada daha detaylı bir açıklama da bulabilirsiniz. Bir kullanıcı olarak benim görüşlerim bu şekildeydi. Umarım işinize yarar, faydalı bir video olmuştur. Sizleri çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda umarım görüşürüz. Bye bye.